Sanırım sesimde neyse ama şimdi tamamdır. Destekleyici kullanamazsak dolayısıyla enstrüman sesi de pek sağlıklı gelmiyor. Şimdi değerli dostlar, bundan dolayı ben en azından evde bu canlı yayını yapabilecek ekipmanı olmayan arkadaşları almak istemedim. Bu anlamda daha yeni bir alandır, yeni bir uğraştır daha doğrusu. Yavaş yavaş gerçekliğimiz olan, gerçekliğimiz yaşamımıza giren bir alandır dijital yayın. Dolayısıyla insanlar daha hazırlanacaktır. Bu hazırlık aşamasındadır. Bir şey olacak. Yalnız ben biraz şey oldum. Ses olayını umarım ilk girişte ses gelmedi sanırım. Ama şimdi düzeldi. Zaten misafirlerimizi selamlamıştım. Seyircilerimizi selamlamıştım. Gelecek olan seyircilerimizi. Onlar aynı zamanda bizim misafirlerimizdir tabii. Neden konuk almadığımı, neden bugün yalnız olduğumu anlatmaya çalışıyordum. Fazla konuşmadım. Eğer ses duyulmadıysa bunları tekrarlamaktan fayda var diye tekrarladım. Evet değerli dostlar. Dolayısıyla sıkıntı oluyor. Şimdi iş bana kaldı. Ben de yıllardır tabii hasbelkader müziğin içindeyiz. Müzikle uğraşıyoruz. Ama nedense bende de bir kırgınlık mı diyeyim? Bir soğuma oldu müziğe karşı. Zaman zaman düşündüm neden olabilir. 20 sene bir fiil her hafta sonu doluyduk. İnsanlarımızın etkinliklerine katılırdık, etkinliklere giderdik. Farklı farklı çevrelerle sohbetlerimiz, tanışmalarımız olurdu. Daha sonra yine sosyal etkinliklere katılıyorduk. Büyük büyük sosyal etkinlikler özellikle bizim Kürt cephesinde katılımlarımız oluyordu. Çağırıyorlardı, gidiyorduk. Zamanında bu konuda çok rahatsızlıklarım oldu benim. Yani rahatsızlıklar hep günübirlik düşünülüyordu. Bu da beni rahatsız ediyordu. İşte telefon ediyorlardı. Falan yerde bir etkinliğimiz var. Gelebilir misiniz? Tabii ki gelebiliriz diyordum. Dolayısıyla ama diyordum tabii biz oraya geleceğiz de ben bir kişi değilim. Sonuçta bir grup olarak geleceğiz. Ve bunun bir külfeti olacak. Yani alet almışız. Bunun yol parası, araba bunlar hepsi şey. Ya diyorlardı önemli değil diyorlardı. Sazını al gel çık, sazını al çık gel diyorlardı. Yani bu ve gideceğim çağrılan yerde de en az 2000-3000 kişi insan var. Ve bu 2000-3000 kişinin içinde en az 500 insan yabancı insandır. Orada bir Kürt etkinliğidir ve bu insanlar bu etkinliğe gelip Kürtleri tanımak istiyorlar. Bir kültürel etkinliktir. Dolayısıyla Kürtleri tanımak istiyorlar. Tabii bu 3000 insanın 3000 insanın oturduğu salon hazırlanmış. Lakin doğru dürüst bir ses ayarı yok. Yani bir ses ayarı yok. Bir sahne ayarı yok. Sadece işte öyle de güzel salonlardı ki daha sonra zaten Almanlar salon vermemeye başladılar. Çünkü yani adamlar çok güzel salonlar verdiler. İlk etaplarda giderdik otururduk. Fakat düzenleyiciler önem göstermediği için bizim Kürtler de bilirsiniz aileler evde dolma yaptı, sardı getirdi, açtılar tencereyi, dolma yemeye başladılar, sarma yemeye başladılar. İşte çocukların bezlerini sağa sola attılar. Tabii ki yani sadece bir halkı, sen bu halka bir kültür, bir şeyler vermek adına bir şey yapmıyorsan, sadece onu sömürmek adına, ondan para almak adına yapıyorsan sonuçta bu olur.
Dolayısıyla sanatçı olarak, yani sanatçı değil de, ben hiçbir zaman sanatçı demedim kendime, şimdi de demeyeyim lütfen, yanlış anlaşılmasın. Biz de müzikle uğraşan insanlar olarak çağırıyorlardı. Gel diyorlardı, bağlamanı al gel. Ya arkadaşım olmaz. Niye bağlamaya? Yani bizim bir ekip var, bir müzik yapıyoruz. Nasıl? Bağlamaya al gel. Tabii birçok insan gidiyordu. Bağlamasını alıp gidiyordu orada. 3-5 tane solugan, zıngı tıngı, solugan, solugan, solugan. Zaten istenilen oydu. Ya oraya gelen yabancı insanlar da tabii bakıyorlar, ya Kürt kültürü bu mudur? Kürt müziği bu mudur? Bu mudur Kürt müziği? Gerçekte yani bu Kürdistan dedikleri işte mücadele, savaşa girdikleri, ulusal bağımsızlık savaşı verdikleri Kürtlerin kültürü bu mudur? Bir soru soruyorlardı. Gerçekte çok üzücüydü. Ve dolayısıyla yani bu tip şeyler, ondan sonra gidiyorduk tabii. Bazen ekiple toplanıp sahneye gidiyorduk. Sahnede doğru düz bir ses cihazı yok. Pahalıydı. İşte gerek yoktu. Bizim o kadar lüksümüz yok falan. Gidiyorsun oraya. Yani çok kötüydü. Diğer tarafta solugan. Solugancılar çıktılar. Artık Kürt müziği politikayla yönlendirilmiş oldu. Savaş çıktı mı, savaş yükseldi mi, Kürt müziği yükselir. Savaş düştü mü, Kürt müziği gider. İşte soluganlar atarlar. Yani ben burada isim vermemeye çalışıyorum. Fakat slogan atıyorlardı işte, pistler dikiyorlardı, ölene kadar burada izliyorlardı, sizinle izliyordu, bu yolda ölene kadar falan. İlginçtir, bu arkadaşlarımız Türkiye'ye gidiyorlardı, daha sonra gidip konserler veriyorlardı, çıkıp geliyorlardı. Ama bir Nizamettin Ariç Kürt müziği yapıyor ve yıllardır ülkeye giremiyor. Çünkü müzik yapıyor, slogan da yapmıyor. Ama tabii bunun içinde çok şeyler var. Slogan atıyorlardı. Bu insanların, yani bu insanlar eserler yapıyorlardı, albüm çıkarıyorlardı. Bu insanların albümleri götürüyorlardı halka, dayanışma diye zorla satılıyordu. Dayanışma diye al heval diyorlardı. Bir de albüm gelmiş, bir de kaset var, bunu da al derlerdi. Bu insanlar Türkiye'ye giderlerdi. Türkiye'de hiç Kürt müziğiyle alakası olmayan stüdyolarda basarlardı parayı, zangır zangır Türklere çaldırdı. Geliyorlardı burada üzerine. Söylemek denirse kuzluyorlardı. Ben öyle diyorum. Ondan sonra bunu dayanışma diye halka satıyorlardı. Ne yapıyorlardı? Gerçek anlamda Kürt müziği yapanlar vardır. Bu insanlar ne yaptı? Bu insanların durumunu biliyoruz. Bunu eğer biraz müzikle ilgilenen, sanatla ilgilenen insanlar varsa bu durumu çok iyi biliyordur. Şimdi dolayısıyla değerli dostlar, tabii ben fazla da uzatmak istemiyorum. Şimdi bu programda hep böyle konuşup sizleri de bıktırmak istemiyorum. Aslında bu bıktırmak değil, bu gecikmiş, konuşulmamış bir olaydır. Bizler çok siyaset, herkes siyasetle uğraştığı için hep böyle tekrar siyasette maalesef hep tekrara düştü. İnsanlar hep birbirini tekrar eder. Ben açık söyleyeyim, 20 sene önce benim söylediklerim, 20 sene önce söylediklerim bugün hala tekrar ediyorum. Sırf ben değil, tekrar eden. Herkes kendini tekrar ediyor. Bu tekrarı sevdiğimiz için, herkesin ilgi alanı olduğu için demek böyle oluyor. Ne yazık ki. Fakat biz hiçbir zaman demedik ya, biz bir halkız. Bizim kültürümüz de var, bizim sanatımız da var. Bizim müziğimiz de var, bizim edebiyatımız var. Nasıl oldu, ne oldu, bu yatırım ne oldu? Yani yine ilgilenenler bilir. Burada yıllardır Kürt kurumları var, Avrupa'da en azından. Vardı, yani var gibi görünüyorlar. Şimdi burada ben şey yapmıyorum, ben bunları tabii kimseyi karalamak adına söylemiyorum. Kimseleri kötülemek adına söylemiyorum. Bunlar benim düşüncelerimdir. Bu hakaret olarak da algılanmasın. Mesela bir Hunercom vardı.
İşte bir müzik prodüksiyonları var. Bunlar yıllardır gruptur, bir kurumdur. Ve bu kurumların yıllardır durmada güya eserler sürüyorlar. Prodüksiyon yapıyorlar. Albümler diyelim. Ve bu yıllardır bunların daha bir eserini alıp dinleyemezsin. 3 sene önce çıkan bir eseri alıp dinleyemezsin. Neydi? Niye dinleyemedik? Çünkü solugana yöneldi. Çünkü savaşa yöneldi. Kültür, sanat adına bir şey yapılmadı. Eğer Kürdistan'da, Kürt kültür ve edebiyatında, sanatında bir şeyler yapıldıysa bunu kurumlar değil kişiler yaptı. Mesela kişiler kendi başına yaptı. Kişiler kendi çabalarıyla yaptı. Kurumsal olarak Kürt müziğine, Kürt edebiyatına, Kürt sanatına hiçbir şey verilmedi. Ve neredeyse yarım asırlık bir mücadele var. Korkunç savaşlar verildi. Korkunç. Yani insanlarımızı kaybettik. Ülkemiz taş taş üzerine konulmadı. Ama hep ne oldu? Bunun yanında sanatsal anlamda, kültürel anlamda hiçbir yol kat edemedik. Yani bu bizim gerçekliğimiz. Şimdi böyle bir durumda ben zaten bir altyapım yok. Doğal bir yeteneğim var. Bir yetenek, ses yeteneği. Esbelkader biraz da müzik enstrümanlarıyla uğraştık. Onları da. Şimdi böyle bir durumda bütün bu negatif düşüncelerimle müzik yapmak, müzikle ilgilenmek bana çok şey geldi. Maalesef içimde gelmedi. Dolayısıyla ben de artık konuk almadığıma göre bu akşam sizlere birkaç kıram da söyleyeceğim. Deyişler söylemeye çalışacağım. Şiirler hazırladık. Arkadaşlar yayınlayacaklar. Dinleyeceğiz. Böyle bu programı böyle yapacağız. Umarım en kısa zamanda değerli arkadaşlarımız, değerli sanatçılarımız bu konuda çok maliyetli şeyler değildir. Artık madem bu dijital dünyaya girdik, bu alana girdik ve bu alan artık kaçınılmazdır, bizim gerçekliğimizdir. Dolayısıyla yazık olur. Yani yazık olur çünkü emek harcıyorlar, bir sanat eseri icra ediyorlar, bir değiş yapıyorlar, bir klam yapıyorlar, bir şey yapıyorlar ve bunu burada insanlara sunmak istiyorlar. Şimdi tam da o noktada bağlamayı enstrümanta eline aldın mı sadece gürültü çıkıyor, cızıltı çıkıyor ve bu da rahatsız edici olunca yazık oluyor. Hem karşımızdaki insanın emeğine yazık oluyor. Beni çok rahatsız ediyor. Dolayısıyla bu anlamda ben dedim yani arkadaşlara dedim zordur. Yani yalnız başıma zordur. Arkadaşlar da bu kaygılarını dillendirdiler. Zordur ama yani böyle bir şey de vardır. Ben bunu arkadaşlara yapmak istemiyorum. Dolayısıyla eğer yapabilirsek böyle kendi kendimize çalıp söyleyip konuşacağız. Sohbet edeceğiz. Evet. Şimdi ben bir eser okuyayım. Yani bir eseri iki eser okuyayım. En azından okumaya çalışayım. Demin de dediğim gibi pek alışkın da değilim. Oysa ki yıllarca bu müziğin içinde kaldık. Enstrümanları da pek sağlam kullanamadığım için biraz. Ama sanırım idare edeceğiz. İdare edeceğiz. Şöyle ben de burada bir kablo salatası var. Yavaş yavaş işte bu destekleyicileri aldım. Bakalım umarım ses size iyi geliyordur. Ve ben geçen hafta sevgili Berivan Aral'ı almıştım programa. Aşık Daimi'nin güzel bir eserini okumuştu. Benim de sevdiğim bir eser. Ben şimdi onu okuyayım. Daha sonra Şerko Bekes var. Bir Kürt edebiyatçısı, şair.
Onun bir şiirini hazırladım. Daha sonra bu eserden sonra da o şiiri alırız. Daha sonra sohbetimize devam edip gideceğiz. Haydi bakalım. Hoppala. Sen şöyle dur. Canan geldi bize, dudak saki, diller taze. Yarim taze, lebet taze, koklamaya doyamaz. Yarim taze, lebet taze, koklamaya doyamaz. Benim yârim güle benzer, ovada sümbüle benzer. Çakıyan bülbüle benzer, zetine duyamam. Çakıyan bülbüle benzer, sohbetine duyamam. Muallakta duvarken gördüm şafakta, gerdanında nokta nokta benlerini sayamam. Benlerinde nokta nokta gerdanını sayamam. Bozucuya dahil miyim, uyur gezer gafil miyim? Madem aşık dayımıyım, ben cahile uyamam. Madem aşık dayımıyım, ben cahile uyamam. O zaman ben bir eser daha okuyayım. Ondan sonra. Ey habibim senden başka, ey habibim senden başka, ya ben kime yalvarayım, Yunus gibi düştüm aşka, ya ben kime yalvarayım, Yunus ben kime yalvarayım, Yunus gibi düştüm aşka, ya ben kime yalvarayım. Yunus ben kime yalvarayım?
Gökte bulut oynayanda, gökte bulut oynayanda, fikir başta kaynayanda, senden imdat gelmeyende, ya ben kime yalvarayım, biz ben kime yalvarayım. Senden imdat gelmeyende, ya ben kime yalvarayım, biz ben kime yalvarayım. Derviş halidir be canım, derviş halidir be canım, sensin efendim sultanım, yaş yerine karkanım, ya ben kime yalvarayım, biz ben kime yalvarayım, yaş yerine karkanım, ya ben kime yalvarayım. Dost ben kime yalvarayım? Evet, değerli dostlar, değerli izleyiciler. Yavaş yavaş bu heyecanı da atlatacağız. Şimdi demin de belirtmiştim. Bizim bir Şerko Bekas'ımız vardı, Bekas. Şerko Bekas. Önce bir şiirini hazırlamıştım. Onu dinleyelim. Daha sonra çok az da olsa birkaç kelime hakkında konuşmak isterim. Hemen ben Kudüs jimra visagut Iro teni de navver adu seyatende De nav singa bajari minde Pince çem khanakandın Hiva şevi ezmana Santiago jimra visagut Iro teni de nav seyatike de De nav sari bajari minde Set steer kinemen serji kirin Hespiki reşi biz sor e Afrikayı Jimin re visa got İro teni nav nif saat ede Nisar kevir reşi piştamın Mijia gelik mirovi inemen perçikandın من جگوت برانو تنی جداهی نفر همه اوه باجار من ویسا کشتیم کو دقیقه جبی نهیسیا باجار من ویسا کشتیم دقیقه جبی نهیسیا Evet, Şerko Bekas benim açımda çok büyük bir kalem, çok büyük bir şairdi. Yaklaşık, yanlış hatırlamıyorsam, 25 kitabı var, eseri var, divanları var. Bu şiirinde çok anlamlıdır. Tabii Kürtçe bilenler anladılar sanırım. Anlaşılır bir şekilde telaffuz etmişimdir. En azından öyle varsayıyorum. Ancak Kudüs diyor, şikayet etti diyor.
Benim diyor 5 saatte 8 saatte diyor 50 tane çayımı kestiler diyor. Santiago'da yıldızlar şikayetçi oluyor işte, bizim yıldızlarımızı kestiler. 2 saat içinde. Afrikalı yarım saatte diyor benim insanlarımın beyinlerini patlattılar. Ve bu da diyor kardeşler diyor beni dinleyin diyor. Bizim aramızdaki fark diyor. Benim diyor ülkemi yaktılar, benim şehrimi yaktılar. Dakikalar bile farkına varmadı diyor. Yani dakikalar bile farkına varmadı. O kadar benim açımdan çok anlamlı bir eser gerçekte. Bu aynı zamanda tabii sadece böyle edebi olarak anlatılan bir şey değil, yazılan bir şey değil. Bizim gerçekliğimizdir. Asırlardır, bir asırdır neredeyse Kürtler öldürülüyor, şehirlerimiz yakılıyor. Ya Avrupa'da 3 adet hayvan beraber öldürülse kıyamet kopar. Lakin biz öldürüldük. Binlerce öldürüldük. Yüzlerce öldürüldük bombalarla. Unutuldu. Kimse farkına varmadı. Bizim gerçekliğimiz budur. Değerli Şerko Bekas de bunu belirtmiş. Kendisi zaten radyoya, Süleymaniye'de doğmuş. Orada radyoya başlamış. Radyodan böyle mücadeleye katılmış. Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'ne katılmış. Daha sonra radyoda işte böyle mükemmel bir kalem, mükemmel bir şair olmuş. Evet, ben yine Veceres tabi gerek Kürdici ez insanıkım insaniki vahame miroviki vahame ez kuşundaya mı ten bu ez cih ki ten bim ne kalım rahat nakım cihimin gerek farevik az bu karim ez mikku Kürdi ez ku Kürdi Kürdi Gut ezi bu karim. Valla biraz emli bila cirani me kusuri mezemekin. Ezi teniki bu karim. Evet. Uy de loy 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 ah de loy 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 loy, uy de loy loy, Mehmet o evvel oldu. Uy de dayı, Bejda Mehmet'im nişan asır için. Aksa Bejda delalim nişan asır için. Uy dedi bir haberdan edi bin askeri Romer içidir bilim Mehmet'im indi bire Emu haberi bidin Diyarbakır dirtmi bila heyfa Mehmet'im bigire Uy de loy 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 Uy de loy 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 Mehmet'im ebal olur Ah de loy 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 kelime çabı dışım loy 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 desmala derste kurtan loy loy uy de loy loy Mehmet o evvel loy
Merkan, Merkan, Merkan'ı hanamı kaçtı dengi dilanı canamın. Merkan, Merkan, Merkan'ı hanamı kaçtı dengi dilanı canamın. Her Ali Kurdistan'ı hanamın, her Ali Kurdistan'ı canamın. Ted bez mir nakım tev hanamın, davki kapir şan nakım tev malamın. Hani ted bez mir nakım tev hanamın, davki kapir şan nakım tev malamın. Verkan verkan verkanı hanamın, kaçtı dengi dilanı canamın. Verkan verkan verkanı hanamın, kaçtı dengi dilanı canamın. Beşta temrani aşeli hanamı, siz varan kada peşeli malamın. Deşte temrani aşeli kanamı, siz varan kada peşeli malamın. Revandın kanam çavreşeli kanamı, revandın kanam çavreşeli kanamın. Verkan verkan verkanı kanamın, kaçtı dengi dilanı canamın. Verkan verkan verkanı kanamın, kaçtı dengi dilanı canamın. Dedim bu dünyada bir dağ olaydı. Yağdı karlar hep kapadı üstümü. Dedim dağ değil de bu kar olaydı. Yağdı yağmur bölük bölük bölündüm, bölündüm. Beni dedim dağ değil de bu kar olaydı. Yağdı yağmur bölük bölük bölündü, bölündü, pepu pepu bölündü. Arkasında güneş vurdu eridim. Eridim de bir araya büzüldüm. Vadilerde ovalarda süzüldüm. En sonunda bir ummana döküldü, döküldü. Beni döküldü.
Vadilerde, ovalarda süzüldü. En sonunda bir ummana döküldü, döküldü. Beni döküldü. Şahinim vardır sözüm manası. Ben ölürsem bu sözlerim kanası. Böyle kurulmuştur insan binası. En sonunda topraklara gömüldüm, gömüldüm. Böyle kurulmuştur insan binası. En sonunda topraklara gömüldüm, gömüldüm. Beni gömüldüm. Evet, biraz nefeslenelim. Biraz nefeslenelim. Biraz nefeslenelim ve yine bir şiir dinleyelim. Bu şiiri de yine şiiri dinleyelim. Sonra zaten çok uzun zaman olmadı. Gerçi o kadar artık ölümleri kanıksadık ki o kadar artık ölümlere alıştık ki her şeyi çok çabuk unutur olduk. Ölümleri, çok acı ölümleri, çok acı kayıpları, çok büyük darbeleri çok erken bağırıp çağırdık ve sonra da unutur olduk. Bu şiiri de iki çocuğumuza yazmıştım. Kürdistan'da, Dersim'de. Haksız bir şekilde daha hayatlarının başında melekleştiler. Biz onlar, o çocuklara çok duygulanmıştım. Ben yazdım ve sevgili eşimle beraber okuduk. Bir dinleyelim. O çocuklar ki bizim yaşama karışan sesimizdiler. Vurdular sesimizi mayın tarlalarından ve sessizliğe mahkum edildik. Vuruldukça çocuklarımız, sessizliğimiz büyüdü. Sus pus oldu melekler, yaşamın tomurcukları, Tanrı'nın bize yolladığı gülücükler. Geleceğe doğrulan yollarımız kesildi şarapnel parçalarıyla. Gülüp oynarken vuruldu geleceğimiz. Oysa karanlıklarda bizi taşıyacaklardı şafakta büyüttüğümüz gül kokulu umutlar. Vuruldular ve biz kaldık karanlıklar ortasında. Acılar döküldü üstümüze, üstümüze. Önce babasız çocuklar, sonra çocuksuz babalar. Suyun uyuyup ölümün uyumadığı ağaç vadileri, felaket diyarları ve nihayet cihana aşina gizli tükenişimiz. Ah, bahtı geceden karacan kokulu çocuklar. Bir bilseniz kalmak ne zordur siz gittikten sonra. Ama kaç defa ölür ki sizinle ölenler. Sesiniz, kokunuz, avuçlarınızdaki yaşam, geceye güneş gözleriniz ve ana yüreğinde dinmeyen acınız, hep diri kalan bir çiğ tanesi kadar taze gülüşünüz, bir babanın gözlerinde silinmeyen izleriniz. Mahzun, kırılgan yüreğiniz, sizsiz geçen senelerde özlem ve acı yüklü süvariler olacaklar.
Damla damla gelir ölüm sizden sonra çocuklar, damla damla. Uzanan hangi el dokunabilir ki size çocuklar? Harbi devriş nasıl kıyar size ve nasıl sarar körpe bedeninizi? Koyecel anneniz, muzur babanız, şefkatle kucaklasın her dü esman sizleri çocuklar, şefkatle. Evet, Erdoğan Ezman şefkatle kucaklasın bu melekleri. Demin de belirttim, çok erken unutuyoruz. Bu arada selam veren değerli seyircilerimize, hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize merhabalar diyorum. Burada isimlerinizi tek tek okuyabilirim aslında ama iyi ki varsınız, sağ var olun. Burada çok farkındayım, belki birçok insana göre çok önemli şeyler söylemiyoruz, yapmıyoruz ama ben anlam veriyorum, ben anlamlı buluyorum. İnsanların artık kendilerini önemsemesi, yaptıklarını önemsemesi gerektiğine inanıyorum. Bundan dolayı da yaptığım şeyleri, düşüncelerimi sizlerle paylaşmayı seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki algılıyorsunuz. Evet, yine bir şiir paylaşalım gerçekten. Yine Kürdistan'da birçok ana acı çekti. Anaların acıları, bilmiyorum bunun altında kim kalkacak ama buna sebep olanlar kesinlikle bunun yani bedelini ödeyeceklerdir. Yine bir anamız var. Eşini kaybetti savaşta, iki evladını kaybetti. Geçenlerde kendisi de Avrupa'da yaşıyor sanırım. Burada selamlarımı gönderiyorum kendisine. Ben onu sadece bir Kürt annesi olarak görürüm. Her zaman saygı duyarım. Her zaman eli öpülesidir derim. Değerli Nuray Şen iki evladını kaybetti ve eşini. Geçenlerde bir şiir paylaşmıştı, yazmıştı. Ben de onu okumak istedim ve okudum. Dinleyelim. Gece rüzgarın önündeki yaprak gibiyim. Öyle savrulmuş, öyle çaresiz, öyle kederliyim. Bu gece elleri elimde hatıraların, bir dal reyhan kokusunun peşindeyim. Öyle yorgun, öyle deli, öyle divaneyim. İnsan insan olalı nice kıyımlar yaşadı, nice kıtlıklar, nice savaşlar, nice acılar yaşadı, nice katliamlar. Lakin insan insan olalı hiçbir şeye yanmadı, evlat acısıyla yandığı kadar. Bu gece
yağmurda terk edilmiş yetim bir çocuk gibiyim. Öyle ıslak, öyle ürkek, öyle kederliyim. Bu gece aysız sokakların zulasında bir tatlı gülüşün peşindeyim. Öyle yalnız, öyle ıssız, öyle kederliyim. Bu gece uzanıp karanlık toprağa, yüzü koyun içimde ne varsa dökercesine, ciğerlerimi sökercesine, bağıra bağıra yoluna yoluna ağlamak istiyorum. İnsan insan olalı nice kıranlar gördü, nice salgınlar, nice acılar, nice işkenceler yaşadı, nice katliamlar. Lakin insan insan olalı hiçbir şeye yanmadı, evlat acısıyla yandığı kadar. Hiçbir şeye yanmadı, evlat acısıyla yandığı kadar. Evet, değerli izleyiciler, değerli ilgi ve alaka gösterenler, Temaşemarik Nivisiye Gotiye Eşinime Pırın Eşi Canime Pırın Vele Rast Raste Ez Nakazım Bigirim Ez Nakazım Bigirim Üstüka Harkım Obim O Em Kuştun Em Talan Kırın Em Dukujun Me Dukujun Ez Nakazım Le Var Rastiye Me Em Çibikin Me Bukha Khast Me Em Bukha dev biken çün emirini yani götün emterin bla me bukujun. Leva tiştik pır jane pır bir işe. Evet ezni kanım pır bu akıvım ez disa klamik civarı beyim. Baklamajı le Dersimi kılame dersimi ya ve deri atıya çekirin ez bir ara bakıyorum. Kutunun set mal hey Gundi hemmer gundi meye Kıt kutunun set mal hey Gundi kiz bukti da tune Ev gundaji Gündü kız buktı da tüle Öv gündacı hırabe
Vaylemini, vaylemini, zeryanın çubes kudayı. Vaylemini, vaylemini, zeryanın çubes kudayı. Tarikani kesni zane, eznesi zarine. Tarikani kesni zane, eznesi zarine. Dersimi bidatime puri zeryam yekşikime. Dersimi bidatime puri zeryam yekşikime. Kari kadi kesni zane, veznesi cani kime. Kari kadi kesni zane, veznesi cani kime. Böyle Metevla Efkir. Eşinden ayrılan yarar ördek, eşinden ayrılan yarar ördek. Öter dertli, dertli göle çevrilir. Yaralı gönlüme olmadın ortak. Gözlerimin yaşı sene çevrilir. Yaralı gönlüme olmadı ortak. Akar gözüm yaşı sele çevrilir. Akar gözüm yaşı sele çevrilir. Bir değirmen yaptım koydum taşını. Bir değirmen yaptım koydum taşını. Bendine çevirdim gözüm yaşını. Aradım feleğin çarkı işini. Ben sağa zorlarım sola çevirdim. Aradım feleğin çarkı işini. Ben sağa zorlarım sağa çevirim. Ben sağa zorlarım sola çevirim. Yaralı bir ceylan dağlar başında, yaralı bir ceylan dağlar başında.
Uyur yavrusunu görür düşünde. Pervaneler gibi aşk ateşinde. Kerem yanar aslı küle çevrilir. Pervaneler gibi aşk ateşinde. Kerem yanar aslı küle çevrilir. Kerem yanar aslı küle çevrilir. Evet, umarım sesler sağlıklı geliyordur. Bazen kamerada, görüntüde takıntı oluyormuş arkadaşlar belirtti. Vallahi yapabileceğim bir şey yok. Artık böyle idare edeceğiz. Evet değerli izleyiciler, şiir hazırlamıştım. Yine şiir okuyalım, şiirler güzeldir. Ben yazmıştım yine memleket hasreti, bir yerleri özlemek, bir yerlerin hasretini çekmek güzeldir. Yani sizi güzeldir, yürek sizisi, içkin olan sizi güzeldir. Dışta vururlar, kırarlar kafamızı, gözümüzü, kolumuzu koparırlar. Bu acıdır, bu kötü. Ama sizi böyle içkin olan sizi insanı insan edendir. Dolayısıyla ben de bu özlemle, bu memleket özlemi, o, halbuki ben gidiyorum birçok arkadaş gibi, birçok Kürdistanlı gibi çok uzak kalmadım. Biliyorum, tanıdığım dostlarım var, arkadaşlarım var. 30 sene, 40 senedir gitmediler. Ben gittiğim halde bazen gidiyorum, orada dertleşiyorum da, yani çıkıyorum, dağlara çıkıyorum. Yalnız başına soruyorum da, yani ne var sizde, niye bizi çekiyorsunuz? Sizdeki sır nedir? Neden bu kadar? İşte dağ, taş, yani bir şey de yok ama çekiyor. Ne yapalım? Herhalde o toprağa düşenlerdir. Bizim geçmişimiz o toprağın altında yatan geçmişimizdir, bizi kendisine çekiyor. Yine böyle bu duygularla yazdığım bir şiir var. Yine sevgili eşim okudu. Onu da dinleyelim. Ben çok güzel okuduğuna inanıyorum. Burada biraz da kendisine yağ çekelim. Evet. Neye sayarsan say. Yine sökecek şafak, kuşlar ötecek, kana kana su içeceğim, haber bile alırım, takvimler değişir, bahar gelir, papatya toplarım. Kulağıma fısıldayan olmasa da ılgıt ılgıt bir yel eser, gül kokusu getirip dokunur tenime. Yalnızlıklar birikir kalabalıklar içinde, ne kırılacak bir kalp ne de yıkılacak bir hayalim kalır, başkası olmayı öğrenirim. Uyuyacak diz bulamasam da saçları kına kokulu ninemi özlerim. Sayfalarla hemhal olur geçmişe ferman gibi tebessümler yollarım. Yönelirim kimsesizler ülkesine. Zamanlı zamansız sancılansa da gecelerim, bir de bakmışım ki sabah. Hengameler arasında mürekkebi dağılır kalemimin, seferlere çıkarım. Bir gider bir gelir umutlarım. Karanfil kokusu kırar burnumun direğini. Ellerim ayazda kalır, kelimelerim donar, haslanır sırtımdaki hançer. Ve yine de edep misali dik dururum. Hiç duyulmamış zamanlarda dervişlere katılır, hüy çekerim kendimi. Varoluşun döngüsünde degmecilerle oturur, cevru cefa eylerim. Siyabendin yarasından öper, heceye aşık olurum. Anamın bağrında deli atlara biner, düzgün babaya tırmanırım. Gökyüzüyle ağlaşır, munzura düşer.
Evet, bu şiir de böyleydi. Değerli dostlar, bir saati doldurdum. Kazasız belasız. Tabii ilk etapta sesleri ayarlayamadım sanırım. Ama olsun. Sanırım böylece bir saatimizi doldurduk. Fakat şimdi de yine bir istekte bulunayım. Değerli dostlar, değerli izleyiciler, bu çok önemlidir tabii. Şimdi biz programların tanıtımını yapmak için programın tanıtımını yapmak için sayfalara gönderiyoruz. Onun için uğraşmalıyız, yazmalıyız. İnsanları haberdar etmek için. Dolayısıyla şimdi bütün bunların biraz daha hafiflemesi için, biraz daha normal bir süreçte yürümesi için YouTube kanalımız var. Kani TV'nin YouTube kanalı var. Oraya abone olursanız zaten direktmen, otomatikmen olacak programlar sizlere gelecektir. Haberdar olacaksınız. Dolayısıyla böylece bu tanıtım sorunu, işte normal reklam sorunu diyelim, bunu yani sayfalarda paylaşmak zorunda kalmayız. Zamanı hem sizin zamanınızı almamış olur, hem de arkadaşlarımızın zamanı gitmemiş olur. Dolayısıyla size bir maddi külfeti yoktur. Sadece artık işler böyle yürüyor. Dolayısıyla bizler de Hani TV ailesi diyeyim, çok şey oldu ama evet, öyle de diyebiliriz. Çalışanları, gönüllüleri bir araya geldik. Anlamlı bir şeyler yapmak istiyoruz. Güzel bir şeyler yapmak istiyoruz. Dolayısıyla bunda sizlerin de katkısı olursa daha güzel şeyler olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla isteğimiz, tekrarlamak gerekirse, lütfen Hani TV'nin YouTube kanalına üye olmanız bizim için çok anlamlıdır. Şimdiden ben teşekkür edeyim. Evet değerli dostlar, yine bu akşam saat 20'de bir programımız var. Değerli Selim Çürükkaya ve değerli Murat Dağdelen Güney Kürdistan'da olup bitenleri konuşacaklar. Sanki öyle yanlış anla, yanlış arkadaşlar, sanki öyle bir şey, bir yanlışlık ertelenmiş, pardon. Tamam, program ertelenmiş, ben fark etmemişim. Özür dilerim tekrardan. Sadece bunu bildirmek istedim. Evet değerli dostlar, yavaş yavaş böylece programımızın da sonuna gelmek üzereyiz. Yalnız ben bir şiir daha hazırlamıştım. Onu da dinleyelim. Bu şiir bizim çok şiirlerini okudum ben. Çok da değişik yazıyor, çok sıcak yazıyor, çok güzel yazıyor. Ama kendisini bir türlü tanıma şansım olmadı. Göremedik de, endamını, cevallı da göremedik. Ne bir resmini görebildik, ne bir şey. Ama sesini duyabildik. Oku Mahabat, bilirsinizdir. Çok güzel şiirler yazıyor. Çok farklı bir dil kullanıyor. Ben hoşuma gidiyor, seviyorum. Ve onun yazdığı Rındıkını Bınevşa, Rındıkını Bınevşi şiirini hazırladım. Onu da dinleyelim. Ondan sonra yavaş yavaş zaten programımızın da sonuna geliyoruz. Rondikin Benevşi Tenitiye Jibenda Diliki Dinava Odeyki'de
Ronikin binevşi hesretin Libenda destiki Dınava şeri evini huada Rondikin binevşi İşin Nefırın zebirin Dınava bir kesiyamında Dınava deneti huada Rondikin binevşi Havneke Mirovik digere de paşla huada Dınava tarihi da Ger bibine Beyhina dev u Levini vidi kişine Ne bine veke tesbihik ah u vahandi kişine. Rondikini binevşi ezm ve hemu zulümkariya khave ez teniti avi, ez hesret avi, ez eşin ve ez hevin ve ez evin avi. Ez dil u cani ve ez jiyin u mirina ve ez je her kesi xedartir ez ez je her kesi xiraptir ez ez je her kesi bixir ez rondikin binevşi ezm ez ezm ez Evet değerli seyirciler, şimdi ben bazı şeyler benim çok tuhafıma gidiyor. Bazı kelimeler kullandığım kelimeler zaten bu televizyonculuk falan yani ekstra bir acayip bir yük. Daha doğrusu evet yani şimdi böyle bir şey adı televizyonculuk olsa da tabii biz de televizyon kendi adıma çok böyle televizyon değilim. Televizyonculuk yapmıyorum. Fakat işte değerli seyirciler falan, bu seyirciler kelimesi falan kullanınca kendimi tuhaf hissediyorum. Bana biraz ürkütücü geliyor. Ben biraz daha yakın, biraz daha samimi olduğunu düşündüğüm dostlar derim, arkadaşlar derim, katılanlar derim, aynı platformu paylaştığımız insanlar derim. Evet. Demin saat 8'de olacağını söylediğim yan etki programı ertelenmiş. Pazartesi günü saat 16'ya alınmış. Saat 16'da yan etki programı yayına girecektir. Bunu da burada belirteyim. Demin program kaldırılmış. Ben fark edemedim. Burada anonsunu yaptım. Şöyle böylece bunu da düzeltmiş olduk. Evet, bilmiyorum. Ben bir eser daha okuyayım. Bir türkü daha okuyayım. Ondan sonra yavaş yavaş bugünü de böyle noktalayalım. Yine güzel bir eser. Biraz duygusal bir eserdir. Bunu okuyayım sizlere. Gündüzde mi gecede mi bilmedim, yüzün görüp doya doya sevmedim. Ölüme de tamam boynumu büktüm, ayrılığın zulüm zulüm cananım. Ölüme de tamam boynumu büktüm,
ayrılığın zulüm cananım. Cananım, cananım, cananım benim, canı benim için verenim benim. Körpe bir kuzuya benzer yüreğim, munzur dağlarında gezerim benim. Körpe bir yavruya benzer yüreğim, munzur dağlarında gezerim benim. Zeynel'dir ki kara, kara bu yazım, felege diyemem kaçe geçmiyor sözüm. Bozuldu tellerim, bak çalmaz sazım, perdelerin akış nakış canım. Bozuldu tellerim, bak kalmaz sazım, perdelerin akış nakış canım. Cananım, cananım, cananım benim, canı benim için verenim benim. Körpe bir yavruya benzer yüreğim, muzur dağlarında gezerim benim. Körpe bir yavruya benzer yüreğim, muzur dağlarında gezerim benim. Evet. Değerli izleyiciler, bugün biraz çok değiş söyledim, pek klamlar okuyamadım, hazırlanamadım, biraz aceleye geldi. Artık bugün böyle idare edin beni, katılımınız için, yorumlarınız için selamlar verdiniz. Çok çok teşekkür ediyorum size. Tekrar tekrar söylüyorum. İlginiz, alakanız bizim için oldukça önemlidir, oldukça anlamlıdır. Bu vesileyle de Bir Denge Muzur programının daha sonuna geldik ve ben siz değerli izleyicilere, sesinizin ulaştığı herkese iyi akşamlar diyorum. Hoşça kalın, dostça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. İyi akşamlar.